Herkese merhaba arkadaşlar, Zoo Simülatör'ün ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bakın sizi kimle tanıştıracağım. Bu benim, geçen bölüm işe aldığım bahçıvanım Hüsnü. Hüsnü, ne biçim suluyorsun ki? Sanki düşmanına su veriyorsun. Bakın, çiçeği böceği sulamıyor, gidiyor kuru toprağa suluyor. Misafirlere çay doldurmaya kalkan evin isteksiz kızı gibi davranıyor. Bu arada şöyle bir duyum aldım. Ben Hüsnü'ye, Hüsnü file, fil de bu videoya like atmayanlara takacakmış. Ama bu videoya like atarsanız tam tersi olur. Like atanlar file, fil Hüsnü'ye, Hüsnü bana takar bir seferde. O yüzden bu videoya like atmasanız daha iyi. Ben hayvanlarımı sulamakla başlayayım. İlk önce şeye gideceğim. Deve kuşunun yanına gideceğim. Minnak. İsmini Minnak koymuştuk değil mi? Çok yiyorlar ya. Aslında biz yanlış hayvanlar tercih ettik. Gittik fil aldık, deve kuşu aldık, deve öküzü aldık. Aman okuyum, ne kadar çok fazla yiyen hayvan varsa hepsini aldık. O yüzden baş edemiyoruz. Şu suları otomatik yapacağım. Hepsi otomatik dolduracak. Yoksa böyle yetişemeyiz ya. Böyle baksana. Sanki bir oruç tutmuş gibi su içiyor. Deve kuşunu yıkayalım. Aa, rahatsız oluyor. Yıkanmayı sevmiyor. Aynı sıra arkadaşıma benziyor. O zaman biz bozuk yerlerin hepsini onaralım. Şuraya gideceğim çimenli yayla. Orayı onarmam lazım. Şimdi bir ton bozuk şeyi vardır ya. Evet, demir çubuk eksik. Benim elimde demir var mı şu an? Yarrağımın başı var, hiç de yok. O zaman önce tornavidayı alalım. Şu panoyları düzeltelim. Çok işimiz var bugün be. Bu güzel. Aman akıyım, ne gerek var? Zaten insanlar okumayı sevmiyor ki. Hayvanat bahçesine görmeye geliyorlar. Kim gelir de bir de bu bilgi panayırını okur. Okumak isteyenin hayvanların yanında işi ne yahu? Kaynak çok önemli bir iştir. Demirleri sıkıştırır. Ve böylelikle kapı kapalı kalır. Hüsnücüğüm, bu tarafa geçmişsin. Oğlum bu adam harbi mal, betonu siliyor bak. Sana kafa amanı uçan tekme atarım. Ya öldürürüm bu muslukla kafasını ama vur zırin. Böyle sulanır, görüyor musun Hüsnücüğüm? Mesela sen bir bitkisin düşün. Ağaçsın. Önce yapraklarını biraz serinletiyorum, sonra gövdene sokuyorum, tamam mı? No, biz bu dünya ya çalışmaya gelmişiz. No, biz bu dünya ya. Maşallah bütün kapıların da şurası arızalı. Burada ne yapıyorlar ki? Kafasını dayayıp sikiyorlar mı birbirlerini? O zaman 3 yeni hayvan sahipleneyim. Kuzey Amerikan boz ayısı. Bu bizi bozar. Tüm köşe bıçağı çok merak eden genç ve enerjik ayı. Vahşi doğada ebeveynlerini kaybettikten sonra yuva diyebileceği bir hayvanat bahçesi arıyor. Kendi mi dedi ben bu hayvanat bahçesi arıyorum? Ayılar konuşamaz, kesinlikle böyle bir şey diyemez. Ben hayvanat bahçesi arıyorum. İnsanlar arasında biraz çekingen ve güvensizdir. Bu ayı bana hiç yabancı gelmedi. Adı ayı ama kendisi minik bir tavşan. Aynı zamanda büyük ziyaretçi kalabalığından da rahatsız olur. Vay. Aynı bana benziyor bu amına. Beyefendiye bak. Millet görsün diye işe alacağız. Ama de yok, ben kimseye gösterme. Bunu nereye koyacağım? Tabii ki de çimenli yaylaya koyacağım. Orada yaşar gibime geldi. Sahiplendim. Ayı gidelim bir orada şey yapalım arkadaşlar. İçeriye alalım. Çabucak şuraya ışınlan. Peki ben ayıyı kafesten çıkarsam bana saldırmaz değil mi arkadaşlar? Korkuyorum la, yaklaşayım buna. Kapıyı kapat, bize saldırır. Kafesi açıyorum. Uy canım benim, o tarafa git. Oğlum bana birden saldırmasın amına koyayım. Bu ayı çok özgüvensiz ve kalabalığı sevmiyor. Bunun ismi ne olsun ya? Hanzo, asosyal. Herbo. Köprüden geçene kadar ayıya dayı diyeceksin. Ben daha köprüden geçemediğim için tabii ki de ayıya dayı diyeceğim. Uygula. Dayı, neredesin? Dayı, sana emica diyebilir miyim? Saldırmaz değil mi? Bunun böyle küçük göründüğüne bakmayın. Bunun işlevi büyük amına koyayım. Yavru ama yine de öldürücü. Bir kıt alsam amına koyayım, kanamadan ölürüm. Pufuduk. Gel yemek ye. Yemeği de et, çürümüş et. Bu seni doyurmazsa benim önümdekini de yiyebilirsin. Nah. Bak ayıcık, biliyorum özgüvensizsin ve kalabalıktan rahatsız oluyorsun. İnsanlar gelip sana bakış atacak. Ayı diye seslenecekler. Bazısan bakıp gülecek, azarlayacak ama onlara karşı gelmemeni istiyorum, tamam mı? Etini ye, suyunu iç, zıbar amına koyayım. Aynen böyle ya. Anlaşacağız biz seninle. Vahşi bozkır ayıları. Son derece saldırgan ve kural tanımaz olan bu canlılar oldukça güçlüdür. Çiftleşmeyi her hayvan gibi bunlar da çok sever. Dişilerine karşı oldukça hanz oldukları için ayı adının hakkını verirler. Kış uykusunda yeterince yatmıyorlarmış gibi gün içerisinde de baya bir dinlenirler.
Götlerindeki o pofuduk kuyrukları sayesinde sıçtıktan sonra rahatça nefes alabilirler. Yıkanmayı hiç sevmezler. Sadece avlanmak için suya girdikleri görülmüştür. Doğada bu canlılardan biriyle karşılaşırsanız görmezden gelip kaçmanız tavsiye edilir. Ama hem suya, hem ağaca, hem göte giren bu canlılardan kaçmak pek de mümkün değildir. Eğer ki karşılaşırsanız, yüksek ihtimal vereceksiniz demek ki. Ayılar hakkında niye buraya bilgi yazmıyorlar ya? Sadece ayının durumunu yazıyor. Bak, günde 12 litre su içermiş, hepçilmiş. Ne yani, hem ot, hem bal, hem et, ne bulsa yer amına koyayım, öyle bir hayvan. Hayvan özellikleri obur, bencil, tembel. Ne karaktersiz biriymiş bu. Manda öküz möküz mü alsam, ucuzlarını alacağım ya. Maksat görevi tamamlamam lazım. İki hayvan daha alacağım hayvanat bahçesine. Çöl tilkisi. Erkek, yaş 3. Bu yaramaz serseri yeni bir yuva arıyor. Bu küçük yaratık bir hayvanat bahçesinde doğdu. Bunları arkadaşlar şeyle besleyeceğiz. Tavukla civciv mivciv yiyor bunlar. Acaba ben bunu ayının yanına koysam ayı bunu siker atar. Sessiz ağaçlığa koyalım. Çöl tilkisi sahiplendim gitti. Goriller görebileceğiniz en değişik hayvanlardır. Ay ne kadar küçük, ay kediye benziyor lan. Pisican mı koyayım bunun ismini? Tilki. Çizmeli tilki. Ay ah, çok sıradan oldu. Çizmesiz tilki. Daha da çok uydu. Hemen bunun yanına ardından gorili de koyacağım. Kapısı kapalı kalsın. Hızlı olacağız, hızlı 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 hızlı. Ama ben tek yetişemiyorum ha. Çok zorlanıyorum. Goril. Tilkinin yanına koyduk. Dişi bir goril. Sese bakın, sesini sadece dinleyin. Şuradan bir incel. Oha. Oğlum o nasıl bir vücut lan? Hele bak, yürüyüşe değişik amına. Az gevşek amına kodum. Götü de büyük. Götlek. Götlek. Evet. İkisini de meyve ve sebzeyle besleyebiliyorsam çok güzel. Memnun oldum. Burada sebzeleri alıp şuraya dolduralım. Ne bulsa yiyorlar. İnsan gibi. İnsanlar da hepçildir arkadaşlar. Ne değişik bir yaratık be. Bana muz ve... Yabancılık çekmesin diye biraz goril sesi çıkaracağım. Hele o suratı, o vücuda bakın. Götünde ekvator çizgisi geçiyor. Tilki çok narin. Aslında bu kediden bile küçük. Ben bunu bizim buralardaki bir sokak kedisiyle dövüştürsem bunu paramparça eder. Zavallı bir hayvan ya. Az su içiyor, az yiyordur. Hadi, hadi ilerle, dayılık taşlama. Şimdi hayvanat bahçemizin yorumlarına bakacağım. Uzun zamandır okumuyorum. Tunga Bey yeni yorum yazmış. Hayvanat bahçesi güzeldi ama ya kusurlu kapı tehlikeli görünüyor. Her güzelin bir kusuru vardır. Senin kapın da tehlikeli görünüyor. Açılmış Tunga Bey. Tunga, bu da Turgay. Bunlar ne, buna kardeş mi amına koyayım? Artık hayvanat bahçesinde daha verimli dolaşabileceğimi itiraf etmeliyim. Teşekkür ederim canım. Keşke hepsi kes sizin gibi olsa. İpek ne demiş? Jungle sınağın iğrenç dekorasyonları ve siktere git. Seni İpek yollaşınlarıma. Necip. Hayvanat bahçesi ziyareti harikaydı ama bu sızdıran musluk için üzücü. Bu hayatta insanları ne yaparsan yap memnun edemezsin. İstersen git götünü siktir, yine insanlar memnun olmaz, bir bahane bulur. Yeni bir yorum aldın. Oğlum daha yeni okudum. İki tane mi yeni yorum geldi? Ne oluyor bunlara ya? Buket. Yeni alt yapı tam isabet. Güzel bir yorummuş. Başka. Gökay Bey ve Karanfil Hanım. Yeni nesnelerle dolu hayvanat bahçesi şimdi harika görünüyor. Ne oluyor bunlar oğlum bugün? Bugün hepsi bir gününde mutlu mutlu yorumlar yapıyorlar. Ama genel değerlendirmem niye bir? Eski koruma alanında. Çekişle şu duvarı da yıkayayım. Buranın eski sahibi hangi kafayla bunu tasarladıysa... Herhalde ki hayvan kendi daha doğal ortamında hissetsin diye taşa böyle bir şey yapmış. Hayvanı da düşünmüyor. Mesela hayvan bu ağaca koşma yarışı yapsa koşar koşar de tak beyin kanaması, gördün mü? Yıkalım. Gücünü topla, kendini bir çakuç gibi hisset. Gım. Ay kıramıyorum. Gım. Efendim bahçıvanımızı sevdiniz mi? Sevmediyseniz. Ay mutsuz ayrılıyor. Bu göt veren gittikten sonra bana kötü yorum yapar. Dur, bunu eğlendirmek için ne yapayım? Ay götüme bak, götüme bak, çok büyük. Rezil oldum. Rezil oldum. Umarım kötü yorum yapmaz. Adım kayeminim ki gittikten sonra bir rezil rüsva edecektir. Ya bunun gergedan heykeli merakı nedir bundaki be? Hayvanat bahçesi haritası. Girişe asmakta fayda var bence. Asalım. Gelir gelmez misal.
Ya nereye gideyim? Çok büyük der. Aa, kim koymuşsa iyi akıl etmiş bu haritayı. Hemen iyi yorum yapayım. Burada da hayvanların yerleri. Buraya ne koyayım peki? Bağış kutusu. Ne kadar koysak o kadar fayda alırız. Bahşiş kutusu dolmuş mu? Niye üstünde şey oluyor? Aa, buna yaklaşınca 13.000 bahşiş şeyi atmışlar bana. 13.000 dolar. Onu ben her tarafa bahşiş kutusu koyayım lan. Hayır, çöp kutusu değil, bahşiş kutusu var mı? Temalı çöp kutusu. Güzelmiş ha. Aç ağzını yavrum. Temel tezgah, premium tezgah, temalı tezgah. Üf. Zaten aldığımı da gayet güzel duruyor. Gelen geçen bahşiş alsın abi. Gelen geçen bahşiş alsın. Gergedan işareti, soygır işareti, fil işareti. Burada deve kuşu olduğu için deve kuşu işareti koyacağım. Başka şurası kimin yeriydi? Filin yeri. Buraya da fil işareti koyalım. Soygırı, fil. Çok güzel. Dikkat, fil çıkabilir. Aa, mutlu mutlu nereye bakıyorsun? Ayıya bakıyor. Get veren tabii güvendesin, mutlu mutlu bayak. Doğada görsen korkuda öleceksin. Dengesiz herif seni bir gülüyor bir ağlıyor amana. Bağış kutusunu da bir tane buraya koy. Buraya da ayı işareti. Devlet boz ayı tabelası. Nasıl tabela? Habire onarım gerekiyor her yere amana koyayım. Her yere onarım gerekiyor. Şu kapıyı kim yedi? Yine bu orospu evlatlarından hangisi yedi şu kapıyı? Çubuğa ihtiyacım var yoksa açılmıyor. Ver şu çubuğu. Buraya yerleştir. Ayı ayı. Pislik, namussuz. Hayvanat bahçesine giderseniz özellikle bakın, kaplana demiyorum, aslana demiyorum ama bir gorili falan görürseniz onlardan kaçın. Lan elini atıyor, insanı boğmaya çalışıyor. Ben o günü bir videoya denk geldim. Ya dedim, ne namussuz bir hayvandır hele kendi içimden dedim yani. Şu İngiliz anahtarıyla burayı da otomatik yapalım. Çok fazla uğraştım ayol. Gerçekten mahvoldum. Su dağıtıcısını montele. Yiyecek dağıtıcısını da koyuyoruz. Ayıya otomatik et koyacak bundan sonra. Mesela bakın benim 7 kutu etim var. Şuraya 3 kutusunu boşaltacağım. Sürekli gelmeme ihtiyaç kalmayacak. Oo. Ama şöyle de bir gerçek var. Ben bu ayıyı doyuracağıma bir mahalleye komple bakardım. Mahalledeki fakirlere, şeye. Bence bu kadar eti bir ayının yemesi aşırı saçma. Buraya bir dekorasyon koyalım mı? Ne yapalım? Şey, oyuncak mı alayım? Evet, bir oyuncak bakacağım. Eğlence. Şu ne? Bilardo topu. Ayı ne anlar bundan? Şu olur bak. Bunun oynayabilir ayıcık. Tırmalar şu önündeki iple. Burada kalsın. Mutluluğunu arttıracağız hayvan. Bunlar size uzun zaman yeter ha. Biraz güzel boşalt oğlum. Bütün meyveyi telef ettin. Ay açtır yazıktır ha. Ua 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 ua. Ay canım benim ya. Çizmesiz tilkim ya. Götlek hemen yemeye başladı. Tilki de. Götlek tilkiye bırakmıyor ki. Canım çizmesiz tilkim benim. ASMR videosu izleyin. Oğlum biz götleğe laf attık. Çizmesiz tilki daha fazla yedi. Şimdi de su içiyor. Hayvan oğlu hayvan seni. Ofisime bir gideyim. Gerçekten çok zorlu görevler beni bekliyor. Bu ne lan? Bu kupa nereden geldi amına koyayım? Üzerinde yıldız var. Ne için verdiler bunu? Tezgah lan bu. Hemen aslanı ben satın alıyorum. Tek sıkıntı aslanı nereye koyacağız? Minnanın yanına mı koysam? Minnağı yer ya. Buraya da girmiyor. Nereye giriyor bu amına koyayım? Ayının yanına giriyor. Dayının yanına aslanı koyduk. Hayvanat bahçesinin bu tarafı tam cehennem gibi oldu. Aslan, kaplan. İki tehlikeli hayvan bir arada. Aslana havalı bir isim gireceğim. Ne olsun ya? Asilen. Asilen. İslan. Naber ki? Niye böyle yürüyor lan? Sanki ayı avlayacakmış gibi hareket ediyor. Çömelmiş. Arkadaşlar bu sirk hayvanı olduğu için biz korkmuyoruz, yaklaşabiliyoruz. Ne kadar aç ağzını. Aç ağzını. Lok lok. Şaka yaptım. Senle çok iyi anlaşacağız be. Ormanların kralı kükre. Odamı yenileyeceğim, ofisimi. Şöyle sade bir tasarım yapacağım. Ofisimi yeniledim. Evet. Çok güzel. Hemen gidip bir bakalım. Görevde de vardı zaten. Ne zamandır sanki yeni yorum gelmiyor. Neden acaba? Tam öyle derken bir yorum geldi. Bir bakayım. Umut Bey demiş. Aa Umut Bey. Çok kaliteli bir isim değil mi Umut? Ha?
Yani umut duyuyorum gibi bir isim yani. Umut Bey bence ne demişse haklıdır. Hayvanların çok iyi koşullarda yaşamalarına çok şaşırıyoruz, mükemmel. Umut Bey boş yapmışsınız ama bence doğru, size katılıyorum. Bu yorum nereden beğeniliyor ya? Umut ismine bayılıyorum ben. Naçizane benim de ismim Umut da, o yüzden arkadaşlar. Hayvanat bahçemin tam orta yerinde, şurası da bakıma ihtiyacı var. Hemen birkaç tane gereksiz eşya satayım. Şunları satmam lazım. Yenilemek için. Buranın eski sahibi çok zevksizdi, çok görgüsüzdü. Parası da biraz vardı, ne görse onu satın alıyordu. Sonra göt paraya doldu, paraya doydu. Hayvanat bahçesini de bana saldı. Biz artık ilgileniyoruz. Şuraya bir musluk takalım. Evet, hep otomatik şey takacak değiliz ya. Biraz da normal musluk takalım ya. İngiliz anahtarıyla onarıyoruz. Burası da artık düzeldi. 9 yaşam alanımız oldu. Ama yeteri kadar hayvanımız yok. Çubuğu tak. Kaynak yap. Nasıl bir kaynak yaptım? Kantin sırasında bile bu kadar kaynak yapmamıştım. Lauuu. Erişimin yanında kaliteli espriler yapmaya bayılıyorum. Şurada akan bir su da var. Hay şu akan derenin çayırını içerim. Ben senin o geniş gökdeni günü öperim. Ezle oğlum, ezle ezle. Artık dayanamıyorum, ezle. Aman akıyım, ver temizlemekten mahvoldum ha. Oy. Sinir geldi bana ha. Koy çuvala. Sanla sanla var duvara. Çuval doldu. Bir de bunu git çöp kutusuna boşalt. Hadi abisi biraz hızlı. Şuna devam edelim. Ne kadar yoruldum ben bugün ya. Gerçekten yazıktır, günahtır bana. Yapmam gereken tek şey birkaç hayvan daha alıp rahat etmek. Ben en iyisi ofisime gidip yeni birkaç hayvan alayım. Artık bu oyunu da bitirelim arkadaşlar. Ne kadar param var diye bir bakıyorum. 16 bin liram var. Şimdi kaplanı merak etmiyorum açıkçası. Çünkü aslana birebir benziyor. Su aygırını biraz merak ediyorum. Kır kurdu. Kızıl panda, goril, sırtlan. Çok pis bir hayvan bunu ama merak ediyorum, bunu alacağım. Çok pis bir hayvan, lanet gelsin buna resmen yani. Çok pis bir hayvan, ben bunu alıp beslemeyeceğim arkadaşlar, bu sırtlana yemek vermeyeceğim. Nerede yaşıyor? Bunu Bozkır Vadisi'ne atıyorum. Tamam, oraya koyuyorum, buraya ona yemek yememek vermeyeceğim. Aha, sırtlanı küçük kutuda getirmişler, küçük ama mide bulandırıyor. Bak hele tipine, orospu evladı yazacağım buna, orospu evladı sırtlan. Ya da ben buna direkt olarak orospu evladı yazacağıma sırtlan diyeyim. Sırtlan gerçekten orospu evladı gibi bir şey. Bana göre sırtlan demek bir insana hakaret demektir. Direkt sırtlan diyeceğim buna. Hala bana gel, pislik herif. Canlı canlı bu hayvanları parçalıyor. Çene yapısına bak. Yaratık. Zombi. Aman okudun sen, nefes. Niye nefes alıyorsun? Öl lan. Sana ne su var? Ne yemek var? Şimdi beni de yer. Püh, lanet olsun sana. Yani bu insana sıkıntı, dert, kötülük vermeye gelmiş. Bunda hayır gelmez. Bunu görünce tadınız kaçar. Öyle bir can. Başka almadım hayvan ne? Ceylan. Hayvanı serbest bırakıyoruz. Ay ne kadar küçük ve minnak. Boynuzları kendisinden büyük. Oo, buna boynuzu takmışlar. Evet. Benim birden aklıma geldi. Sırada neyi alalım? Tek örgüçlü deveyi de merak ediyorum açıkçası. Yeni bir yuva arayan bu yumuşak ve nazik dişi deve, hayatının çoğunu Mısır'da asil bir milyonerin evinde geçirdi. Ne yazık ki sahibi öldü ve şimdi yeni bir yer arıyor. Vay be. Sosyete. Uf, harbi deve ha. Açalım. Görüyor musunuz? Tek örgüçlü devemde. Ve milyoner bir sahibi varmış. Zenginlik görmüş. Senin ismin Kuzgır canım. Yani büyük amla demek. Neredesin Kuzgır? Wow. Harikaymış. Bu da çok havalı bir hayvanmış. İlk defa bu kadar yakışıklı bir deve görüyorum. Deve kuşu. Sen devenin kuşuysan bu devenin kendisi ulan. Anladın mı? Bir de su aygırını alayım ben onun için. Artık her şey bitecek. Su aygırını da gergedanın yanına koyacağım. Neredeydi? Sırtlan odur, açlıkta ölüyor, mutsuz hayvanlar. Sorunu mutsuzmuş. Gebersin orospunun evladı. Gergedanla su aygırı bence iyi anlaşır. İkisi de hayvan gibi ya, o yüzden. Su aygırımız da buraya geldi. Bu da baya büyükmüş lan. Aygır. Ayhır. Su aygırları gergedanlara oranla az daha, biraz daha küçükler. Ama şunların boğazı var ya arkadaşlar, tek ısırığıyla bir insanı ikiye bölebiliyorlarmış diye duydum. Karaktersizler bunlar da. Ağza bak, ağza bak. Ağzını açtık. Kafamı sokayım mı? Karpuz istiyor. Kızıl panda ne lan? Panda görmedik. Kaldı bir de kızılı. Bu dişil kızıl panda yasa dışı bir kaçakçıdan kurtarıldı. Ay canım. Huzur ve sevgi için bir yuva arıyor. Tüh, param da yetmiyor ki amına koyayım. Bizim de bir iyilik yapacağız, paramız yetmiyor. Oo, bayağı bir yeni yorum gelmiş ha. Yeni nesnelerin yerleştirilmiş olması çok güzel. Çimenli aile için bu yorumları. Sızdırılan musluk dışında her şey harikaydı. Musluğu da takmayı verin.
Bakın her şey harikaydı diyorsun ama muslukla günümü mahvediyorsun. Orhan, yeni yaşam alanındaki hayvanlar mutlu ve bakımlı görünüyor. Evet Orhan Bey, sizden bile daha bakımlı oldukları söylenebilir canım. Bence hayvanat bahçemin puanı da bayağı yükseldi. Bunun için artık pazarlama uzmanını işe alabiliyorum. Puanımız yükseldiği için. Bundan sonra biletler için %20 daha fazla para verecekler. Sesim de gitti bak. İnsan sağlığından olmasın arkadaşlar. Yeni çalışanımız bu. Bıçak haliyle bir bilgisayarda anlıyor ki 2-3 tuşa basıyor, insanın beyni karma karışık ediyor. Hala neye bakıyor canım? Kral ya. Ne yapıyorsun siz bu işlerde? Para var diyorlar ya. El hareketine bak, el hareketine. Bu böyle bir tuşa basıyor, insanın bütün problemlerini çözüyor. Gideyim şu bahşiş kutusundan biraz para alayım da orada bir tane pandayı alamamıştım ya. Üzüldüm ona, onu da alayım hayvanat bahçeme. Benim için sıkıntı kalmıyor artık. Aha sesine bakın, sesine bakın, dinleyin. Oğlum bu ne be? O nasıl bir sesti? Panda. Evet. Dostum bu hayvan çok havalı. Rakuna da benziyor. Kızıl panda diye bize rakun mu yolladılar? Ha, bakayım bir. Otçulmuş, iyimser, keşifsel ve aktif. Bunu söyleyebileceğim pek bir özelliği yok. Kediye benziyor. Dört ayak üzerinde yürüyor. Kuyruğu uzun. Kafası biraz tatlı bir şey. İsmine yakışır bir şekilde de küçük ambiti. Bence bayağı bir hayvanım olduğu gördüğünüz gibi çok yeri açtık. Kendimizi çok geliştirdik. Arada bir mesela musluk bozuluyor. Onları zaten sürekli değiştirmemiz gerek. Oyunun mantığını çözdük arkadaşlar. Bence bu seriyi burada bitirelim. Ben eğlendim. Bu tarz farklı simülatör oyunlarının devamının gelmesini isterseniz like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.